İşin doğrusu Trump'a yönelik e, suikast girişiminin ardından pek de bir şansı kalmamıştı Trump'a karşı Biden'ın. Şimdi yeni bir heyecan yaşanacak Demokratlarda. Kamala Harris aday olacak mı? Onu 19 Ağustos'ta yapılacak kongrede göreceğiz. 19 Ağustos-22 Ağustos arasında Demokrat Parti Kurultayı Kongresi toplanacak ve adayını belirleyecek. O kongrelerin dele, kongredeki delegelerin çoğu Biden'a oy vermiş olsa da fikirleri değiştirebilirler. Birçok kişi, birçok önemli siyasetçi Kamala Harris'e desteğini açıklarken ki başta Biden, Obama, önemli bir isim Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın bir ihtimal aday olabileceğinden konuşulan bir isim Kamala Harris'e destek açıklamadı. Ve gerçekten de en azından kamuoyundaki havaya bakılırsa Michelle Obama, Kamala Harris'ten daha başarılı görülen bir isim. Ama eldeki anketlerle devam edelim. Eğer Harris aday olursa seçimi kim kazanır? 16-18 Temmuz tarihleri arasında Amerikan CBS Televizyonu izleyicilerine bu anketi yapmış, bu anketi yaptırmış ve o sonuca göre %51 Trump derken %48 Harris yani 3 puanlık bir farkla Biden olması durumunda belki de fark olacaktı. Onu bilemiyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde neler konuşulduğunu Voice of America muhabiri deneyimli gazeteci Serdar ile konuşacağız. Merhaba hoş geldiniz, bize günaydın, size iyi geceler. Teşekkürler Burak, ee, günaydın size de. İyi Teşekkürler. Şimdi birçok konu var merak ettiğimiz ama şuradan başlayalım isterim. Hafta sonu aslında böyle bir beklenti vardı. Biden'ın adaylıktan çekilmesi için Demokrat Parti'nin önde gelenlerinin baskı yapacağı şeklinde ve genel hava sanki istemeyi istemeye Biden çekildi şeklinde e, katılır mısınız? Neler konuşuluyor bununla ilgili Amerika'da? Şimdi aslında tartışma programından sonra, debate'den sonra Biden'da Rüzgarın azalması, Trump lehine işlemesi e, her şeyin başlangıcı oldu. Biden'ın performansının kötü olması bir defa e, herkesi düşündürmeye başladı. Tabii üstüne e, suikast girişimi ve yapılan anketler aynı zamanda e, NATO zirvesindeki performansı ve çeşitli etkinliklerdeki performansı artık mercek altına alınmaya başladı Biden'ın yani her gün kendini kanıtlamak için e, bazen röportajlara çıktı bazen konuşmalar yaptı NATO zirvesine tek başına e, bir basın toplantısı düzenledi ve herkes burada hata aradı ve e, bu falsoları da verdi başkan Biden e, ve demokratlar arasında özellikle e, tartışma programından sonra sesler gittikçe yükselmeye başlamıştı ama ailesi özellikle eşinin çekilmeme yönünde kendisini desteklediği de belirtiliyor. Yakın çevresinde çekilmemesi gerektiğini söyleyenler de çok fazlaydı. Ama Covid-19 olduktan sonra her şeyi tamamladıktan sonra da istifa ederken istifayı düşünürken bir anda tabii son 48 saat içinde baskıların da artması. Ee, geçtiğimiz hafta Kongre'den en az 17-18 e, temsilci senatör e, bu baskıların içindeydi çekilmesi gerektiği yönünde e, konuşmuşlardı. Tabii burada e, özellikle eski başkanların da kendisini telefonla arayıp aramadığı Amerikan basınında e, sorgulanıyor. Şimdi e, ne oldu hafta sonu onu anlatayım aslında. Amerikan basınında e, yer alan haberlere göre. Biden hafta sonu cumartesi günü bu değerlendirmeyi yakın yardımcılarıyla iki isim ki bir önceki kampanyada yine kendisiyle çalışmış isimlerdi bunlar hemen isimlerini vereyim Mike Danilon ve Steve Ricchetti ile bir toplantı planladığını söyledi bunlarla bir toplantı yaptı ama verilen bilgilere göre bu toplantıya girerken e, zaten kararını vermişti. Adaylıktan çekilme kararını vermişti. Sonra bu toplantıda yardımcıları ona e, bütün eyaletlerdeki anketleri gösterdiler. Bağışçıların artık e, para vermediğini söylediler. Özellikle bu yüzer gezer eyaletler e, yani bir seçimde demokratlara giden, bir seçimde e, cumhuriyetçilere giden eyaletlerde oy oranlarının düştüğünü söylediler. Aynı zamanda eğer başkaları aday olursa onların performanslarının Trump karşısında ne olacağını söylediler ve Biden kararını verdi ve yine Amerikan basınında yer alan haberlere göre aslında bu toplantı bitmeden kesin kararını vermişti Biden aday olmayacağını. Ve yerine e, Harris'i destekleyeceğini e, söyledi yardımcılarına. Ailesi yakın çevresi e, Dalaver'e gelenlerle konuştu. Gelemeyen aile üyeleriyle konuştu. Bu arada eski başkanları işte Demokrat Parti'nin önde gelenlerini e, kongredeki liderlerini aradı e, ve adaylıktan çekileceğini Kamala Harris'e destekleyeceğini söyledi. Pazar sabahı bir kez daha teyit aldılar ee, ve Biden daha sonra iki yardımcısı biraz önce söylediğim isimlere Mike Danilow ve Steve Richet diye e, bu biraz önce sizin haberde gösterdiğiniz mektubu yayınlamalarını hazırlaması talimatını verdi ve bugün açıklandı. Şimdi senin de dediğin gibi e, Medium'da yazdığı yazıda Obama. Aslında e, Kamala Harris'in adını vermedi. Hala belki eşi e, aday olabilir soru işaretleri arasında ama şu anda bakıyoruz partinin önde gelen e, isimlerinin e, destek verdiğini e, söylüyorlar. Şimdi Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti'nin aslında e, geçmişten gelen e, yapıları birbirinden farklı. Demokrat Parti'de bazı e, önemli isimlerin ve bazı üyelerin Adayın dikte edilmesinin hoşuna gitmeyeceğini söyleyenler de oluyor. Ondan bazı yöneticilerin çekinceli davrandıklarını ve kurultayı beklemeleri gerektiğini söyledikleri belirtiliyor. Ama şöyle bir baktığımızda yüzde 80, yüzde 90 herkes desteğini vermiş. Hatta en son binlerce siyah kadın pazar akşamı desteğini Kamala Harris'e iletti. Şöyle bir baktığımızda kongrenin önemli isimlerinin yine destek verdiğini, Clinton'ların destek verdiğini görüyoruz. Burada bir burada bir virgül e, atmanızı rica edeyim. Bir tweet hı hı. ekrana getireceğiz, onun üzerine konuşalım. Zeynep Gürcanlı'nın bir hı hı. tweeti var. Bence izleyiciyi de oradan yakalayacağız. E, Amerikan siyaseti hakikaten bizi takip ediyor diyor Zeynep Hanım, gazeteci Zeynep Gürcanlı. Şimdi bir ay kazanacak aday tartışması yapacaklar nerede benim çekirdekler demiş. O tweet arkadaşlar verecek. Serdar Cebe ile konuşmaya devam edeceğiz şimdi. Gerçekten de Demokrat Parti için bu seçimi kimin kazanacağı, adaylık tartışması çok konuşulacak ve gerçekten de bir araya gelen Demokrat Parti'nin önde gelenleri bu konuyla ilgili kim kazanabilir? Trump'a karşı kim iddialı olabilir? Buna bakacaklar. İşte o tweet Amerikan siyaseti bize hakikaten takip ediyor demiş. Gülen suratla hatta gülmekten ağlayan suratla. Şimdi bir ay kazanacak aday tartışması yapacaklar. Nerede benim çekirdekler demiş. Şimdi Serdar Cebe'ye tekrardan dönelim. Kazanacak aday tartışması lafını görünce ben de epey bir gülümsedim. Gerçekten de demokratların bir karara varması gerekecek bu dönemde. Ama bir yandan da bir bağış meselesi var değil mi? 96 milyon dolar toplandı. Harris, yani Kamala Harris, Biden kampanyasında ve başka bir aday olursa anladığım kadarıyla diğer adaylar da bu toplanan bağışları kullanamıyor. Şöyle, şimdi 95.7 milyon dolarlık bir nakit para var. Aslında kampanyanın başından itibaren 240 milyon dolar toplanmış. Bağışlarda Biden her zaman Trump'ı geçmiş durumdaydı e, tartışma debate'e kadar. E, bu Ama debate'den sonra bağışlar kesildi. Trump açık ara öne geçmeye başladı. E, şimdi bu para nasıl kullanılacak? E, bu para aynı kampanyada oldukları için Kamala Harris kullanabiliyor. Doğrudan kullanabiliyor eğer aday gösterirlerse. Ama başka bir isim aday olursa e, kullanamayacak diye bir şey yok. Doğrudan kullanamıyor. Belirli kuralları var. O kurallar çerçevesinde kullanabiliyor. Tabii Kamala Harris'in eğer o olursa rahat kullanacağı kadar rahat kullanamayacaklar. Şimdiden de görüyoruz bu bağışçıların harekete geçtiğini ve Kamala Harris'e desteklerini verdiğini görüyoruz. O bağışçılardan bazıları da aslında... Biden'ın çekilmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapmışlardı geride bıraktığımız haftalarda. Onun da bir etkisi olduğundan söz ediliyor kuşkusuz. Bir de çok konuşulan konu kazanılacak adayın yanında Kamala Harris eğer aday olursa çünkü çok popüler bir isim değil işin doğrusu Amerikan kamuoyunda onun başkan yardımcısının da kritik olabileceği yönünde bununla ilgili neler söylersiniz ve iyi bir başkan Şimdi, yardımcısı e, hı. adayı gösterirse Kamala Harris bu onu başkanlığa taşıyabilir mi? Şimdi aslında Biden'ın başkanlık dönemini de hatırlarsak o zamanlar da Biden'ın ve başkan yardımcılarının aslında kaderi biraz da bu başkanın gölgesinde kaldıkları için pasifize olarak niteliyorlar. Ama benim gözlemlerimde Kamala Harris'in çok pasifize olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü kampanya süresince belki Biden'dan daha fazla kampanyaya katıldı. Hatta şimdi Ohio'ya gidecek 5. ziyareti olacak. Ee, özellikle Kürtaş konusunda verdiği mesajlarla demokratlara e, puan kazandıracağı belirtiliyor. Bir Kürtaş Kremlin'i ilk defa ziyaret eden başkan yardımcısı hatta başkan bile ziyaret etmemiş. O açıdan önemli. Ee, dış konularda e, Tayvan meselesinde, Ukrayna meselesinde katıldığı toplantılar, verdiği mesajlar Çinle ilişkilerde eee Kamala Eris'in aktif olduğunu e, görüyoruz. E, ve e, toplumla Özellikle buluşmalarda şimdi basketbolcularla bir araya geliyor. Yarın aslında ilk kez NCAA şampiyonlarıyla bir araya gelecek. Ve ilk kez kamuoyunun karşısına çıkmış olacak. Şimdi tabii biraz önce söylemiştim siyah kadınlar binlerce siyah kadın Amerika'nın dört köşesinden Kamala Harris'e desteklerini ilettiler. Azınlıkların olduğu bölgeler çok önemli Kamala Harris için. Etnik e, olarak e, blok halinde oylar çıkabiliyor ki bunu daha önce gördük, Arizona'da gördük, Georgia'da gördük. E, Pasifik ötesi mesela e, Amerika'ya e, göç edenler, e, özellikle Georgia eyaletine belli bir yıldan sonra taşınmışlar ve onların blok oyları geçtiğimiz seçimde Biden'a Georgia'yı aldırdı. Arizona'da özellikle Kızılderili olarak bildiğimiz Amerikan yerlilerinin verdiği blok oylar Arizona'da önemli oy almasını, buraya almasını sağladı. Şimdi kritik eyaletler var. Kritik eyaletlerde Trump şu anda öne geçmiş durumda. Acaba kim olacak başkan yardımcısı? Şimdi şöyle bir bakalım. Bir, en şu bu toparlamanızı rica edeyim. Süremiz Hı -hı. biraz kısa oluyor. Bir toparlamanızı rica edeyim olur mu? Tamam. Yani en önemli aday aslında bugün de telefonla konuştuğu Kentucky valisi Andy Beşir. Bunun adayın adı öne geçiyor. Carolina valisi, Kuzey Carolina valisi Roy Cooper yine öne geçen isimlerden. Yani bu eyaletlerden seçebileceği. Savaşçı eyaletler kime gideceği belli olmayan eyaletler. Amerikan başkanının seçilmesinde önemli rol oynayan 10-12 eyaletten seçebileceği bir başkan yardımcısının kendisine puan kazandıracağı belirtiliyor. O açıdan e, buralara e, bakmak gerekiyor. Beyaz bir Amerikalı başkan yardımcısı seçilebilir. E, Pensilvanya'da olabilir. Pensilvanya'da da John Shapiro eski başsavcı yine öne çıkan isimlerden birisi. Serdar Cebe çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde bol bol artık Amerikan seçimlerini konuşacağız. Kolaylıklar diliyoruz size de. Teşekkürler.